ekonomik krizle karşı karşıyayız. Mart 2020'den bu yana iktidarın yaptıklarına baktığımızda vatandaşa sadece maske, mesafe, hijyen, evde kal çağrılarının ötesine gidemediğini görüyoruz. Pandemi dolayısıyla bilim kurulunun tavsiye kararlarına uyulması gerektiğini ve bizim her zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak bilim kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda hareket edeceğimizi en başından bu yana söylüyoruz. Evet, bilim kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda iş yerlerinin kapatılması yerinde miydi? Evet, yerindeydi salgın için. Bir takım kısıtlamalar getirilmesi gerekiyor muydu? Gerekiyordu. Fakat bunun yanı sıra kapatılan iş yerlerine, KOBİ'lere, esnafa, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara, işsizlere ya da emekli olup ikinci bir işte çalışmak zorunda kalanlara, gündelik işte çalışıp da pandemi yüzünden gündelik işlerinden ayrılmak zorunda kalanlara devlet tarafından, iktidar tarafından hiçbir yardım, destek verilmediğini gördük. Ve bugün gelinen noktada salgın tekrar hızlı bir yükselişe geçti. Önce verileri, gerçek verileri, gerçek hasta sayısını vatandaştan gizleyerek, vefatları vatandaştan gizleyerek bir yere varmaya çalıştılar. Karşısında çaresiz kalıp gerçek rakamları açıklamaya kalktılar. Ve görüldü ki Türkiye'de pandemi tekrar hızlı bir yükselişe, hani tabiri caizse o pik seviyesine çıkmış durumda. Yeniden bir takım kısıtlamalar getirildi, yeniden tedbirler alındı. Ve baktığımızda bu kısıtlamaların akabinde yine esnafa, vatandaşa yönelik bir destek yok. Pandemide 250 binin üzerinde iş yeri kapatıldı. Kıraathanesi, çay ocağı, kahvehanesi, lokantası, restoranı, berberi, kuaförü, birçok küçük işletme kapısına kilit vurdu. Peki bir kuruş destek aldı mı? Hayır. E söylediğimiz zaman efendim kredi çektirdiler. Kredi çekmelerini sağladık diyor. Değerli arkadaşlar, kredinin adı hiçbir zaman destek olmaz. Destek karşılıksız verilir. Ama kredi de vatandaş kredi çektikten sonra günü geldiğinde üstelik de faiziyle beraber o parayı geri ödemek zorunda. İşte yaptıkları şey bu oldu. Esnafa, iş yeri kapatılana kredi verildi. Günü geldiğinde o krediler tekrar ödenmek zorunda kaldı. Vergi ertelemeleri dediler, borçlar ertelenecek dediler. Vatandaşın borç ödemelerini erteledik dediler. E gidilip bakıldığında görüldü ki o borçlar 3 ay ertelendi ama 3 ay sonra yine faiziyle aynı kişi o borcu ödemek zorunda.